Bombalar maalesef durmadan her gün patlıyor, insanlarımız ölüyor, yurttaşlarımız kaygılı, insanlarımız huzursuz. Ve maalesef daha geçen hafta bir şehit cenazesinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na devletin ve hükümetin gözü önünde başbakanla sarmaş dolaş pozlar veren, terörize edilen bir kişi tarafından kurşun atıldı. Cebinde yumurtayla, kurşunla şehit cenazesine gelen kiralık namussuzlara soruyorum. Bu ülkenin şanlı askerinin başına çuval geçirenlere, bu ülkede hendekler kazılırken gıgını çıkarmayan iktidara, bu ülkede PKK ile gizli kapılar ardında pazarlıklar yapanlara, bu ülkede şehidimize kelle diyenlere, birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz diyenlere neden sessiz kalıyorsunuz? Sesinizi çıkaramazsınız, sessiz kalırsınız. Çünkü milletimizi bölmeye çalışan teröristlerle, vatan hainleriyle ortaksınız. Şimdi camiye ayakkabıyla girdiler diyen kişilere soruyorum. Cami avlusuna cebinde tabanca mermisiyle girenlere, cebinde yumurtayla şehit cenazesine katılanlara, milli birlik ve beraberliğimize kurşun sıkanlara neden sessiz kalıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Çünkü bu tiyatro oyunu oynayan da, yöneten de, yazan da sizlersiniz. Şimdi bu sıralarda terörü lanetlediklerini söyleyen AKP milletvekillerine soruyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Reyhanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da teröristlerin katliamlarından hemen sonra meclis araştırması kuralım dedik mi? Dedik. Buna hayır diyen, teröristlerin araştırılmasına hayır diyen sizler değil miydiniz? Gelin, neden araştırmak istemediniz bu kürsüde açıklayın. Bu kanı döken, asker ve polisimizi şehit eden terör örgütüyle, PKK'yla görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Gelin bu kürsüde açıklayın. Kandil'de, Oslo'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de terör örgütüyle pazarlık yapanların CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dil uzatmak, ithamda bulunmak hakkına sahip değildir, haddi de değildir. Reyhanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Mardin'de bombalar patlarken, insanlarımız ölürken, PKK'lılar ha buradan davul zurnalarla geçerken 14 yıldır bu ülkenin MİT'i, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin bakanı, bu ülkenin cumhurbaşkanı AKP hükümeti değil miydi? Ülkenin bugünlere gelmesinde tek bir sorumlu vardır. O da 14 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetidir. Sayın AKP milletvekilleri, bizler cumhuriyeti, laikliği, halkımızı çürümüş sisteminize, kan ve gözyaşına, şiddete ve hukuksuzluğa, ahlaksızlığa, sapıklığa, yalan ve riyaya asla teslim etmeyeceğiz.